Kurduk abi buraya biz daha. Hadi şu tripodlardan çıkalım. Yatarken engel tanım ataşırız. Yüce Engin Dağları. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Düşmanı çelik pençemle ezerim! Her yerde ben varım! Her yerde ben varım! Havada! Karada! Denizde! Çölde! Çatakta! Batakta! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Hazır! Daim hazır! Hazır! Daim hazır! Kim? Komando! Kim? Komando! Ölmez! Ölmez! Kurduk abi buraya biz daha. Hadi şu tripodlardan çıkalım. Yatarken
herhalde. Mazot nerede mi? Yaşında. Araba kurtarma köpeği. Cinsi? Cinsi Belçika mali. Görev yapabilmekte. Enkaz arabasında 10 metre derinliğine görev yapabilmekte. Kal. Bir saat. Kayıt. Komandolar kışın zorlu şartlarda, dondurucu soğuklarda, arazide görmüş olduğumuz bu iglolarda barınıyorlar. Aynı anda içeride 6 asker uyuyabiliyor. Thank you.
yayın. Yakın. Abi demiri oynatmayayım da. 5 ve 6 numaralı oynatmayayım. Araya sık. Dikkat düştü. Kontam bir 10 dakika sonra yolunuza verin. Sessiz. Bunu da yeri baskı altına aldı. 6-7 gibi tekrar canlı yayına gireceğiz de o dakikalarda bizi ne bekliyor? Şimdi bak top top atmış var. Şimdi de 2 numaralı parayı. Hayır. Tarus helikopterleri top atışı yaparken biz bir yayın kartı daha çekeriz. Dört buçuk dakika. Sonra başlayacak. 6 dakika sürecek. Nereye attı? Damla. 4 dakikası damla, var. Damla. Şimdi keskin nişancılar damla. Var. 3-4 dakikaya atak var. Ben nişancıyı göremiyorum. Ben yayını yaparken gelir diye tahmin ediyorum. Ben nişancıyı göremiyorum ya. Nişancıyı göremiyorum. Bir kere ikinci olsun. Bir helikopterleri olacak. Atağın etkinliği 6 dakika. İş biter. Senin toplarıyla hedefleri ağır ateş altına alacaklar. Önümüzdeki dakikalar içerisinde. 9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından tatbik ediliyor. Bu tatbikat 4 Şubat tarihinde başlamıştı. Bugün ise seçkin gözlemci günü, seçkin gözlemci günü çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da şu anda buradalar ve birazdan izleyeceğimiz atışları da onlar da takip ediyorlar. Aslında burası ikinci gözlem noktasıydı. İlk gözlem noktasında komandolar ve ordu belirtilerin operasyonlarını da izledik, takip ettik. Sonrasında ise buraya geldik. İşte şu anda atak helikopterleri ateşleriyle hedefleri ateş altına almış durumdalar. Hedefler imha edildikten sonra helikopterler bir kez daha manevralarını gerçekleştiriyor ve bunu yaparken de Leyr adı verilen ve yerden havaya tehdit olan güdümlü füzeleri karşı tutar atışları sonucunda işte o noktalar imha edildi ve sırrı personel taşıyıcılarla şu anda timler savaş sahasında, muharebe sahasında ilerlemeye devam ediyorlar. Tabii bu tatbikat Kursan Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği diğer tüm tatbikatlarda olduğu gibi yerli ve milli çok sayıda silah ve savunma sisteminde kullanıldığını söyleyelim. Az önce atak helikopterlerini izlemiştik. Onların kullandığı mühimmatlarda yine yerli mühimmatlarda söylemiştik. Bir kez daha tank atışları ve sırrı muharebe araçlarından açılan işler sonucunda yine bu tatbikatın muharebe görevinden ikinci aşaması, ilk aşamada özel kuvvet harekatını izledik. Önce komandolar kayaklarla indiler, belirli alanı güvenliğe aldılar ardından helikopterler ve ordu birlikler tatbikattaki görevlerini aldı. Resmi mahalle bir operasyon gerçekleştirdiler ardından işte buraya bu geniş araziye geldik. Bu alanda da az önce de belirttiğiniz gibi önce savaş uçaklarıyla dokuzcu birlikleriyle düşman hedefine değerlilere maalesef sürdürdü. Senaryoda 6 anıt var, 28 tane kumay var ve kumaylar çerçevesinde farklı senaryolar çerçevesinde ve birliklerin koordinasyonunda yine takip ediliyor. Önemli tatlı bir katta 42 adam kadar alandaki atışlar sürüyor. Yarım saat daha buna benzer şekilde tatbikatın devam etmesini bekliyoruz. Seçkin gözlemci önümüzde yerde kadar da esas edilmiş sağlık sürecinde yeni giren kim helikopterle ulaşılıyor.
farklı aletlerle tatbikat sahasına malzeme sevk ediyor. Hapçiden biz de böyle atlıyoruz. Uçak yoksa? Batar.
Aa, paraşüt. İlgili katılımcı arkadaşlarımız var. Onlar da burada 25 savunma sanayi firmamız var. Cumhurbaşkanım. Değerli arkadaşlar, öncelikle Kış'ın bu anlattığı günlerinde karla kaplı Sarıkamış'taki Kış... Arkadaşlar şu hafta geçelim. Komutanım. Abi ne de bu da ki ya? Oraya geçin. Soru sormak falan kesinlikle yok. Haberiniz olsun. Bir aile fotoğrafı çekeceğiz abi. Önce genel alıyordum ya. Tamam, helikopterler gelsin, gelirken alacağım. Kış tatbikatında taarruz bölümü az önce başladı. Geride bıraktığımız dakikalarda genel maksat helikopterleriyle bir komando timiyle kayaklarla hedefe doğru düşman kuvvetlerinin muhabere merkezine doğru inmeye başladılar. O komandolar atak helikopterleri tarafından kullanılıyor. Önümüzdeki dakikalarda ise bordo veriler operasyona katılacaklar. Güzel oldu. Tam gerek yok bence. Var mı? Yakına geldiler ya. Kırmızıyı çekeyim. Şey attılar ya. Bir saniye. Oraya atayım. Yediren. Komando arkaya yaklaşan. Komando verirler. Sesini yaptırıyor. Düşmanlar. Bu
geri çekilmekte olan araçlarını görecek. Adem abi kameranın tam çadırın üstüne atıyorlar Berkcan. Nerede? Tanklar çadırın üstünden bak. Taarruz bölümünü başladı. Tarif edelim. Karşısa gerçekleşiyor. Bu tarifiyat. Aralarında 5 ülke personeli bulunuyor. Evet. Atış sesleri buradan nefes. Dört başarısız değil mi? Evet. Bak bak. Noktada belirlenen hedefler var. Bir sesi geldi. Dört başarısız. Silahların o hedefler keyif olmaya başlandırdı. Karşı noktamızdaki hedefler şu an burası tamamen kar altında ancak beyaz dumanlar yükseliyor.